Sayın Vekilimiz aramızda teşrifler, hoş geldiniz. Konuşurken dernek başkanımız dedi ki depremin merkez üssü Sarıdere. Ben dedim ki birlik ve beraberliğin merkez üssü Sarıdere oldu. Düzce'de toplamda 25 tane yanlış hatırlamıyorsam cami yıkılmıştı. Sarıdere köyü burada hasreten eski muhtarımızı da tebrik etmek istiyorum. Hiç kimseyi beklemeden, tabiri caizse sağına soluna bakmadan biz bu işi yaparız dediler, yola koyuldular. Ben hatırlıyorum bir yıl önce temel atma törenine ilk betonun atılma, tabyasının atılmasına gelmiştik. Ne şu karşıda oturmuştuk. Burayı yakından takip eden Fazlı Başkanı, gelmiş başkanımız Fazlı Koç bizi sürekli bilgilendiriyordu. Bugün şu atıldı, şunu yapılıyor, bunu yapılıyor diye. Neticede burada çok güzel bir birlik, beraberlik örneği gösterildi. Ben Sayın Valime de hasreten teşekkür etmek istiyorum. Geldikten sonra konuyu öğrendi çok çabuk. Gelir gelmez bu konuya el attı. Düzce'deki tüm yapılmamış, henüz temeli atılmamış, yarım kalmış bütün camilerle alakalı yakından takip etti. Bugün burada elhamdülillah bir aradayız. Mübarek Cuma gününde inşallah içeride birazdan Cuma'mızı heda edeceğiz. Onların sayesinde ama en önemlisi de bu köyün birlik beraberliği sayesinde bugün cami açılma noktasına geldi. 25 camimizin kullanılaması hale gelmesi, ağırlıksal raporları alması tarzında. Tabii ki bir önceki görev yerimiz Ankara olup belli idari süreçlerin merkezinde yer alınca 6 Şubat 2023 asrın felaketi diye adlandırılan deprem sonrası Düzce'de başladığımızda 25 tane camiyi bize yapar mısınız demeyi ben kendime duyardım. Niye duyardım? 81. vilayet olan Düzce, Türkiye Cumhuriyeti'nin en geniş vilayet olan Düzce, enerjisiyle, sinerjisiyle, birlik, beraberliğiyle artı bu 25'in içerisinde ilk olup bizden önce temelini atan Sarıdere halkının yola çıktığı örnek model bize ilham oldu. Ben Düzceli hemşerilerimize güvenerek Allah'ın izniyle Düzce'nin gücü, kuvveti kendi ibadethanelerini kendisi yapar. Bir hafta bunu gözlemledim ve ilan ettik. Geldiğimiz noktada hem türlü tarafından tescilli eser olarak onarıldı. Bir tanesine bir hukuki bir ihtilaf devam etmekte kaynaştırdı. Bir tanesi kentsel dönüşüm kapsamında TOKİ Başkanlığımız tarafından inşa edilecek şimdi. Sayın Bakanımızdan teyidini aldık. Geriye 21 camimiz kalmış idi. 20 tanesinin temelini attık. Bu 20 tanesinden ilkini Allah'ın izniyle bugün ibadete açıyoruz. İlk cumamızı kılacağız. Bir tanesinde önümüzdeki haftalarda bayramdan sonrasını temel atıyoruz. Eğitim öğretim kurumuyla ilgili bir konu olduğu için eğitim öğretim sürecinin sonunu bekledik. İlahi bu camimizi köyümüze, ilçemize, milletimize inananlara hayırlı ve mübarek eyle. İçerisinde en güzel şekilde ilim, irfan, hikmet merkezi yapısız bırakma Allah'ım. Ya Rabbi bu caminin projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen din kardeşlerimizden, devlet büyüklerimizden, hayır sahiplerinden, köy halkımızdan yükleme Allah'ım. Şu cuma saati hürmetine ya Rabbi senden diliyorum. Birlik ve beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Amin. Amin. Ya Allah üstünde hayırlı uğurlu olsun. İndirme,